Merhabalar. Masamda bugün Galaxy A33 5G var. İlk bakış videosunu yakın zamanda çekmiştik. Şuradan ulaşabilirsiniz. Artık ürünün incelemesini tamamladım. Şimdi de size kullanıcı deneyimlerimi aktaracağım. Ben Osman Furkan Şahin. Teknosafari'desiniz. Evet, Galaxy A serisinin o videoda da bahsetmiştim. Artık daha premium bir konuma sahip olduğundan bunu cihazın tasarımıyla ve görünümüyle de hissediyorsunuz. Yani cihaza baktığınız zaman daha büyük abilerine benzeyen bir tasarıma sahip. Ben genel olarak Galaxy A serisinin, yeni A serisinin yani 3'te biten modellerin tasarımını beğendim. 33 de bu konuda bir istisna değil. Biraz daha küçük, tabii ki küçük boyutlu olması güzel. Ancak küçük boyutlu dedim diye cihazın çok küçük olduğunu düşünmeyin. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben normal hayatımda iPhone 12 Pro kullanıyorum biliyorsunuz. iPhone 12 Pro'dan daha büyük bir cihaz. Yani gündelik olarak bir içerik tüketmek istediğinizde, otobüste giderken YouTube'dan bir video izlemek istediğinizde izleyebileceğiniz genişlikte bir alanı ekrana size sunuyor. Bu arada devam etmeden şunu da söyleyeyim. Bu da Samsung'un yeni tabletlerinden Tab S8. Bunun da incelemesi yakın zamanda kanalımızda olacak. Ben notlarımı Tab S8 üzerine aldım. Çünkü biliyorsunuz kalemi de var, rahat oluyor. O yüzden notlarıma bakmak için önümde tutuyorum. Hani nedir ne değildir diye merak ediyorsanız onun da inceleme videosu yakın zamanda kanalımızda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. A33'ün premium gözüktüğünden bahsetmiştim. Premium bir hissiyata da sahip, ancak şunu söyleyeyim. Premium hissiyata sahip derken bu cihaz premium malzemeler kullanılarak üretilmiş bir cihaz değil. Baktığınız zaman gövdesi de arka yüzeyi de plastikten imal edilmiş. Dolayısıyla o soğuk cam ve soğuk metal hissini cihazdan alamıyorsunuz. Ancak plastik mat yapıda olması neticesinde kaliteli hissettiriyor. Yani cihazı elinize aldığınız zaman, kullandığınız zamanlarda veya bazen böyle bazı cihazları elinizde biraz sıktığınızda gıcırdar veya bir boşluk hissi verir. Bu cihazda öyle bir sıkıntı yaşamadan gayet premium bir hissiyatla cihazı kullanabiliyorsunuz. Çok kalın olmayan bir cihaz, çok ağır da olmayan bir cihaz. 8.1 mm kalınlığa ve 186 gram ağırlığa sahip bu cihaz. Tasarım olarak mat bir tasarım tercih edildiğini söylemiştim. Bu bizdeki siyah rengi, üzerinde de hoş bir kılıfı var. Onu da Instagram'da paylaşmıştım hikayelerde. Arkasında kartlı var, gayet kullanışlı bir kılıf. Kılıfı ben beğendim, ancak fiyatından bahsedemeyeceğim. Çünkü henüz satışa çıkmamış. Biliyorsunuz A serisi yeni ülkemize geldi. Aksesuarları da yeni yeni geliyor. Ama güzel aksesuarlar gelecektir. Yani Samsung aksesuar konusunda en geniş ürün yelpazesine ve en kullanışlı aslında ürün yelpazesine sahip üreticilerden bir tanesi. Dolayısıyla o konuda ihtiyaçlarınızı karşılayacak kılıflarla karşılaşacağınızı düşünüyorum ben. Bu benim ihtiyacımı karşıladı mesela. Arkasındaki kartlık bölümüne İstanbul kartı yerleştirdim. Otobüslere binerken inerken gayet kolaylık sağladı. Oradan da okuyor, yani telefonu doğrulttuğunuz zaman okuyor. Ama NFC'sini kapatmayı unutmayın. Telefonun NFC'si açıkken okutursanız o zaman okumuyor. Onu da söylemiş olayım. Cihazın tasarımından devam edelim. Aslında tasarımla ilgili çok fazla söyleyeceğimiz bir şey de kalmadı. Birkaç tane rengi var. Ben siyah rengini beğeniyorum. Hem S21 Ultra'da beğeniyordum, hem S22 Ultra'da beğeniyordum, hem de yine A serisinde bence çok yakışmış. Bu mat siyah dokusuyla birlikte cihaz gayet kaliteli, gayet hoş hissiyata sahip. Hem görsel olarak tatmin edici, hem de hissiyat olarak iyi bir cihaz olarak duruyor. Cihazın ön tarafını çevirdiğimiz zaman ise Samsung'un alıştığımız ekranlarından bir tanesiyle karşılaşıyoruz. Oldukça kaliteli bir Super AMOLED ekran bizi karşılıyor. Gorilla Glass 5 ile korunan bu ekran 90 Hz tazeleme hızına sahip ve aynı zamanda 6.4 inç boyutunda, yani 6.4 inç söylediğim gibi küçük ama ihtiyaçlarınızda görebilecek büyüklükte bir boyuta sahip. Bu cihaz abilerinden tazeleme hızı olarak biraz daha geride. A53 ve A73, ki onların da incelemesi yakında kanalımızda olacak, 120 Hz tazeleme hızına sahipken bunda 90 Hz olarak tercih edilmiş. 90 Hz olması bence 120 Hz olmasından çok büyük bir eksiklik değil. Hatta batarya anlamında katkı da sağlıyor ki bu cihazın bataryası beni gayet memnun etti. Ondan da pil kısmında, ilerleyen kısımda bahsediyor olacağım. Genel anlamda ekran deneyimiyle ilgili söyleyebileceğim şey, tabii ki bir Samsung ekranı olduğu için ve Samsung'un Super AMOLED bir ekranı olduğu için beni oldukça tatmin etti. Doğrudan güneş ışığı altında da oldukça yeterli bir parlaklık sunabildi. Ekranın aynı zamanda çok canlı olduğunu da söylemem lazım. Tabii ki eğer canlı renkler tercih etmiyorsanız ayarlardan doğal olarak renk profilini değiştirebilirsiniz. Böylece daha doğal renkler elde edebilirsiniz. Ekranla ilgili bunlar haricinde değinmek istediğim iki özellik daha var. Onlardan bir tanesi burada üst tarafta ön kameranın yer aldığı damla şeklindeki çentik. Bu ön taraftaki damla şeklindeki çentik abilerinde, yani 53 ile 73'te nokta şeklinde tercih edilmişti. Bu cihazda su damlası şeklinde tercih edilmiş. Bir de cihazın ekranının altında parmak izi okuyucusu yer alıyor. Oldukça başarılı buldum ben. Hızlı buldum. Tabii ki optik bir parmak izi okuyucu. Onu da söylemiş olalım ve ekranla ilgili kısmı bitirelim. Çünkü aslında ekrandan daha çok hoşuma giden, yani ekranı çok beğendim
beğenmiş olsam da ekrandan daha çok hoşuma giden bir özelliği var ki o da ekranla etkileşime geçtiğimiz cihazın arayüzü. Samsung'un One UI arayüzü birinci sürümünden beri benim dikkatimi çekiyor. Çünkü önceki arayüzüne göre hem hafifleştirilmişti. Biliyorsunuz Samsung'un eski cihazlarında biraz ağırlaşma sorunu yaşanıyordu. Cihazı kullandıktan sonra uzun sürelerde cihazın performansından kayıplar yaşanıyordu. Bunun sebebi Samsung'un çok fazla özelliği cihaza entegre etmesiydi. Ancak One UI arayüzü ile birlikte incelip uzayan ekranlara uygun bir arayüz yapma telaşına giren Samsung daha bu forma yani bu kumanda şeklinde uzayan ekran formuna daha uygun bir arayüz geliştirdi ve bu cihaza da baktığınız zaman bunu görebilirsiniz. Örnek olarak söylüyorum. Burada şimdi mesajlar uygulamasını açtığımdaki bu Google mesajları olmasına rağmen ekranın yarısında mesajlar mesajların başlığı gözükürken aşağıda baş parmağınızla erişebileceğiniz yerlerde sohbetleri görüntüleyebiliyorsunuz. Genel olarak arayüz bu şekilde dizayn edilmişti. Tabii ki sıfırdan yapılan bir arayüz olduğu için bazı eksikleri vardı ama artık şu anda One UI'nin 4.1 sürümündeyiz. Bu telefon da yine 4.1 sürümünde. En güncel Android 12'yi kullanıyor ve aldığımdan bu yana da herhalde bir tane ufak güncelleme de aldı. Şimdi yanlış da bilgi vermiş olmayayım. Ancak Samsung cihazlarına uzun süreli güncellemeler vaat ediyor. Bu cihazlara 4 yıl süreyle güncelleme vereceğini vaat ediyor. Dolayısıyla bu cihazı aldığınız zaman uzun sürede güncel kalmaya devam edecek. One UI arayüzü benim çok beğendiğim bir arayüz haline geldi. Hem performans anlamında oldukça başarılı hem de Samsung gerçekten arayüzün içerisinde kullanıcının ihtiyacı olacak özellikleri koyuyor. Mesela videoyu kesmek, kırpmak istediğiniz zaman çoğu Android telefonda harici bir uygulama indirmeniz gerekiyor. Bazıları ücretsiz uygulama olduğu için üzerine filigran atıyor. Belki onlarla uğraşmanız gerekiyor. Ancak Samsung cihazın içerisine doğrudan dahil etmiş durumda. Ya da çektiğiniz bir fotoğrafta arkada istenmeyen bir obje gördünüz. Yine telefonun içerisinde doğrudan bunu kaldırabiliyorsunuz. Tabii ki bu One UI özelliklerinin hepsi One UI sürümüne sahip olan tüm telefonlarda çalışmıyor. Sonuç olarak bir işlem gücü isteyen özellik olduğu için işlem gücüne göre geliyor. Ancak yine de One UI'nin bu yeni sürümünü ben kullanmaktan oldukça keyif alıyorum. Hem tema desteği olsun, hem performansı olsun, hem işlevselliği olsun. Bence oldukça başarılı. Android 12 sürümünde olması da, en güncel sürümde olması da, yine güvenlik yamasının en güncel sürümde olması da bence oldukça önemli. Tüm bunlara can veren ise Samsung'un kendi üretmiş olduğu 5 nanometre üretim süreciyle üretilmiş olan Exynos 1280 Yonga'sıydı. 1280 A serisinin 30 olarak yani A30'larda, A32'lerde, 33'lerde bekleyeceğimiz performansı veren bir Yonga seti. Çok üstün bir performans olmasa da cihazı ben genel olarak kullandığım zaman herhangi bir şekilde takılma, donma, kasma yaşamadım ki zaten aslında A serisinden de böyle bir şey beklemiyorsunuz. Yani A serisi biraz daha Samsung da zaten artık premium'a konumlandırdığı için de bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Orta segmentin üstünde yer alan bir seri. Doğal olarak A serisini kullandığınız zamanlarda performansla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamamak istiyorsunuz ve yaşamamayı bekliyorsunuz. Bu cihaz da o beklentilerinizi karşılayacaktır. Tabii ki gidip S22 Ultra ile kıyaslamamak lazım. Biliyorum ki yorumlarda şimdi bazı arkadaşlar yazacak işte o fiyat bandındaki telefon bu Yonga setiyle olmaz diye. Ama işte her fiyat bandındaki telefona da maalesef Snapdragon 8 Gen 1'i koyamıyoruz. Yani birazcık fiyatlandırma için bir şeylerden kısılması gerekiyor. Burada ama bence gerçekten idareli bir kısılma yapılmış. Yani işlemci gücü anlamında beni özellikle gündelik kullanımlarım anlamında hiç geride bırakmadı. Bu arada cihazın RAM'i de 6 GB yani 6 GB'lık bir fiziksel RAM'e sahip ama isterseniz bunu yazılım yardımıyla birlikte depolama alanından arttırabiliyorsunuz. Depolama alanından isterseniz 2, 4 veya 6 GB şeklinde bir alanı ayırarak RAM'inize takviye yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla 6 GB'ın üzerine 6 GB eklediğiniz zaman 12 GB'lık S22 Ultra ile aynı RAM miktarını elde edebiliyorsunuz. Burada tabii bunun olmasının yanında güzel bir özellik de dahili depolama alanını hafıza kartıyla arttırabiliyor olmanız. Normalde 128 GB depolama alanı var. Biliyorum ki pek çoğunuza yetecektir ama benim gibi çok depolama alanı kullanan ve dolayısıyla 128 GB yeterli gelmeyenler olacaktır. O noktada da isterseniz hafıza kartı takarak kullanabiliyorsunuz. Hafıza kartıyla birlikte depolama alanını genişletebiliyorsunuz. Ki cihazın kameralarını göz önünde bulundurduğunuz zaman depolama alanını arttırmak isteyebilirsiniz. Çünkü dörtlü bir kamera kurulumuna sahip arka tarafında 4 tane kamera yer alıyor. Bunlardan bir tanesi 48 megapiksellik OIS destekli ana kamerası, bir tanesi 8 megapiksellik geniş açı kamerası, bir tanesi 5 megapiksellik makro kamerası ve bir tane de 2 megapiksellik derinlik sensörü cihazın arkasına fotoğraf anlamında kullanıcıya destek sağlamak için yerleştirilmiş durumda. Ben fotoğraf örneklerini genel olarak beğendim. Zaten siz de şu anda görüyorsunuz. Özellikle ana kamerasıyla çektiğiniz fotoğraflar oldukça başarılı şekilde sonuç ortaya koyuyor.
Zaten Samsung'un telefonlarında son yıllarda gördüğümüz bir renk profili, renk şeması da var. O renk profili de devam ediyor bu cihazda da yine. Biraz daha canlı, biraz daha keskin fotoğraflar, biraz daha sosyal medya için hazırlanmış fotoğraflar diyebiliriz. Çıkartıyor cihaz. Dolayısıyla fotoğrafı çektikten sonra doğrudan sosyal medyada paylaşabiliyorsunuz. Genel olarak ben fotoğrafların dinamik aralığını da gayet başarılı buldum. Zaten gece modu da var. İsterseniz gece de fotoğraf çekebiliyorsunuz yine. Gece çektiğiniz fotoğraflarda da yine iyi sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Burada önemli ve güzel bir özellik ki pek çok telefonda bahsediyorum. Makro kamerasının 5 megapiksel çözünürlüğe sahip olması. Biliyorsunuz makro detay demek. Yani yakından çektiğiniz bir fotoğrafta detay göstermek istiyorsunuz anlamına geliyor. Çoğu kamerada 2 megapiksellik makro kullanıyor ve 2 megapiksel Full HD çözünürlüğün bile altında olduğu için aslında çok yeterli değil. Ancak bu telefonda 5 megapiksellik bir makro kamerası kullanılmış. 5 megapiksellik bir sensör kullanılmış. Dolayısıyla makro severleri de oldukça tatmin edecek sonuçlar ortaya çıkartıyordur. Tekrar OIS destekli ana kamerasına dönmek istiyorum. Çünkü OIS'in bu kamerada iyi iş çıkarttığını da söylemem lazım. Hem video kaydında hem de fotoğraf kaydında OIS'i özellikle gece fotoğrafları çektiğiniz zamanlarda da iyi iş çıkartıyor. OIS desteğinin olması önemli bir telefon için biliyorsunuz. Ufak titremeleri, video esnasındaki titremeleri ya da fotoğraf çekerkenki titremeleri bertaraf ederek daha net sonuçlar almanızı sağlıyor. Dolayısıyla OIS'in olması ve iyi iş çıkartması önemli. Bu anlamda Galaxy A33 5G'de gayet iyi iş çıkartıyor. Ki zaten ben Galaxy A serisinin ilk çıkan A3, A5, A7 telefonlarından beri beğeniyordum aslında. Ama bu en güncel halleri tabii ki artık en güzel halleri olmuş. Şimdiye kadar çıkan en iyi A serisi diyebiliriz. Ve genel anlamda kamera performansını da beğendiğimi söylemem lazım. Burada bir dipnot olarak şunu eklemek istiyorum. Samsung'un kamerası söylediğim gibi renkleri biraz daha canlı gösteriyor. Doğal olarak canlı renkler seviyorsanız zaten canlı bir fotoğraf elde etmiş oluyorsunuz. Ekranı da canlı modunda kullanırsanız bu sefer çektiğiniz fotoğraf aslında olmadığı kadar canlı gözüküyor. Dolayısıyla fotoğraf çektiğinizde bazen renkleri olduğundan canlı görüyorsanız orada ekran modunu değiştirerek bir kontrol etmek isteyebilirsiniz. Çünkü ekran modu da canlıdayken özellikle sarı renkler birazcık olduğundan fazla turuncuya doğru kaçıyor. Onu söylemiş olayım. Eğer fotoğrafçılıkla ilgileniyorsanız bu noktada detayını vermiş olalım. Samsung burada telefonla birlikte kamera uygulamasında pek çok fazla mod sunuyor. Bu modları teker teker anlatmayacağım size. Yani pek çok mod kullanabiliyorsunuz. Benim en çok dikkatimi çeken modlar hem pro fotoğraf hem de pro video sunuyor olması. Yani ben profesyonel bir insan gibi kameramın ayarlarının tamamını kendim yapacağım dediğinizde veya bu telefonu bir içerik üretmek için kullanacağınızda bir tripoda yerleştirerek profesyonel modda fotoğraf veya video çekebilirsiniz. Bu da önemli bir özellik olarak belirtilmesi gereken bir unsur bence. Ön tarafını çevirdiğiniz zaman ise bu su damlası çentik içerisinde 13 megapiksellik bir ön kamera yer alıyor. Ve bu ön kameranın sonuçları da yine Samsung'un beklediğimiz performansını veriyor bize. Gelelim az önce bahsettiğim ve artık bahsetmemiz gereken batarya performansına. Telefonun 5000 mAh saat kapasiteye sahip bir bataryası var. Bu bütün yeni A serisinde yani A33, A53 ve A73'te aynı olarak korunmuş. 33'ün önemli avantajları var. Bunlardan bir tanesi ekranın küçük olması, bir tanesi de 90 Hz yani daha düşük bir tazeleme hızına sahip olması. Bu iki avantaj sayesinde aslında A33 Samsung'un kendi sitesinde 2 güne varan pil ömrü olarak belirtilmiş. Ve tabii ki biliyorsunuz bu benim ana telefonum değil. Ben çok yoğunlukla bunu kullanmadım. Ancak elimden geldiğince kullanmaya çalıştığım zamanlarda 1,5 günü rahat bir şekilde çıkartabildiğini gördüm. Dolayısıyla çok yoğun kullanımlar yapıyor olsanız dahi 1 günü çok rahat bir şekilde çıkartacağını düşünüyorum. Pil performansı anlamında oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Eğer normal bir kullanıcıysanız 2 güne varan pil ömrünü çok rahat bir şekilde elde edebileceğinizi düşünüyorum. Burada ama önemli bir eksiklik. Samsung bu telefonu daha premium konumlandırdı demiştim. Burada baktığınız zaman zaten kutusundan da görüyorsunuz. Kutunun içerisinden şarj aleti çıkmıyor. Dolayısıyla şarj aletini kendiniz almak zorundasınız ya da evinizdekilerle kullanmak zorundasınız. Telefon 25 watt'a kadar hızlı şarj destekliyor. Yani çok hızlı bir şarj desteklediğini söyleyemeyiz bu noktada. Dolayısıyla 5000 mAh'lik kapasiteye sahip bu pil yeterli performansı vermediği zaman şarj etmek istediğinizde biraz daha yavaş bir şarjla baş başa kalmış oluyorsunuz. Bu da evden çıkmanız gereken acil durumlarda istediğiniz pili şarj etme oranını yakalayamamanıza neden olabilir. Sadece şunu da eklemek istiyorum. Tabii ki hızlı şarj olması ve kutusuna adaptör çıkıyor olması biz kullanıcılar için iyi bir şey. Ancak pil ömrünün iyi olması ile ilgili bir örnek eklemek istiyorum. Şimdi notlarıma bakınca gördüm. Instagram'da da fotoğraflarını paylaşmıştım telefonla çektiğim fotoğrafları. O gün ben bu telefonu yanımda aldım ve diğer telefon bir telefon daha aldım yanıma ve normal bir kullanım yaptığımda yani üzerinde sosyal medyamı kullandığımda işte fotoğraflar çektiğimde paylaştığımda veya bir iki arama yaptığımda %50'nin üzerinde bir şarjla aynı gün beni
yine eve atmayı başardı. Dolayısıyla gerçekten 2 günlük pil ömrünü sağlayabileceğini düşünüyorum. Fiyatından bahsetmeden önce bahsetmek istediğim birkaç tane bağlantı özelliği var. Onlardan da bahsedeyim. Mesela bu telefonun NFC'si olduğundan bahsetmiştim. Kapatmanız gerektiğinden bahsetmiştim. Bazı telefonlarda olmuyor. Özellikle şimdi fiyat bandlarının da alt üst olması neticesinde insanlar hangi fiyat bandından ne bekleyeceğini şu an birazcık şaşırmış durumda. Yani tam olarak hangi fiyat bandındaki üründen neler bekleyebiliriz bilemiyoruz maalesef. Bluetooth 5.1 ile geliyor ve Wi-Fi 6 desteği var. Dolayısıyla en güncel bağlantı sürümlerini destekliyor. Tabii tüm bunlarla birlikte Samsung'un Smart Share denen kendi telefonları arasında yapacağınız paylaşımları hızlı bir şekilde atmanıza imkan veren bir özelliği var. Biliyorsunuz ben bir yandan Fold 3'ü de kullanıyorum. Fold 3 ile bu telefon arasında çektiğim bir fotoğrafı hızlı bir şekilde aktarabilmeme imkan veriyor. Hem Wi-Fi hem Bluetooth üzerinden. Bu özelliğin olması güzel. Bir ekosistem kurmak istiyorsanız, mesela benim şu anda kullandığım gibi bir tablet kullanmak istiyorsanız, bir telefon kullanmak istiyorsanız, Samsung bir saatiniz varsa ekosistemden faydalanmanız gerekiyor. O anlamda firmaların bu şekilde ekosistem özellikleri sunmaları biz kullanıcılar açısından güzel. Gelelim telefonun fiyatına. Videonun çekildiği tarih itibariyle Samsung Galaxy A33 5G. Uzun bir isim. 6.699 TL fiyata sahip. Tabii ki şu an online pazarlarda kampanyalarla birlikte daha uygun bulabilirsiniz. Veya videoyu izlediğiniz tarih itibariyle dolar almış başına gitmiştir, euro almış başına gitmiştir. Fiyatlar yükselmiş olabilir. Lütfen videoyu izledikten sonra fiyatını kontrol etmeyi unutmayın. Yani yorumlara yazmadan önce fiyatı şu kadar olmuş diye yorumunu kontrol ederseniz bizim için daha iyi olur. Tabii bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Bu yeni fiyatlar, yani doların son geçtiğimiz birkaç ay içerisinde iki katına çıkması neticesinde yeni fiyatlar bizim alıştığımız fiyatlardan çok farklı. Ama Samsung'un yeni ürünleriyle birlikte bence rekabetçi bir fiyat politikası olduğunu söylemem lazım. Yani S22 Ultra'ya da baktığınız zaman öyle. S22 ailesinin diğer üyelerine baktığınız zaman öyle. Bu cihazlara da baktığınız zaman yine rekabetçi fiyatlara, hem özelliklere hem fiyatlara sahip olduğunu söylemek lazım. Tabii ki her zamanki gibi sizlerin bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorum. Galaxy A33 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve tabii ki bu fiyat bandında sizce en alınması telefon hangisi? Lütfen yorum kısmında bizimle paylaşın. Aynı zamanda oraya kadar inmişken videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.